Şöyle bir demlilere baktığımızda aslında evet hala umudum var diyorlar. Hani şarkıda olduğu gibi benim hala umudum var. Evet, bu ülkenin barışa ihtiyacı var. Evet, Orta Doğu coğrafyasının barışa ihtiyacı var. Herhangi bir değerlendirmem yok. İktidarın böyle bir niyeti varsa, bir çözüm niyeti varsa önce iki ortak arasında bir senkronize bir adım ya da bir yaklaşım görmemiz gerekiyor. Sayın Bahçeli'nin açıklamalarının ilk günden itibaren destekledim. El sıkışmalar, meclis kürsüsüne davetler, atanan kayyumlar, Cumhur İttifakı'nda ipler günden güne gerilirken yeni çözüm süreci çağrılarının akıbeti belirsiz. Gelin akan kanı hep birlikte durduralım. Gelin anaların gözyaşını hep birlikte dindirelim. Ben objelerden, işaretlerden siyaset yapılmasını çok yerinde bulmuyorum. Siyasetçinin söyleyecek bir şeyi varsa kullanacağı bir dili var. Beştepe'de Erdoğan'la Bahçeli arasındaki görüşmeye gözler çevrilirken yeni sürece dair atılacak adımlar da merak konusu. Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre gelecek hafta İmralı'da PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la ailesi ya da avukatlarının görüşmesine izin verilmesi bekleniyor. Onurlu bir barış için gelin hep birlikte elimizi taşın altına koyalım. Demokratik bir zeminde bizler barışı gelin hep birlikte büyütelim. Ümit ederim ki bu konular iki lider arasında da derinlemesine konuşulur. Çünkü aradaki görüş ayrılıkları algısı bu iklimi bozan bir sonuç doğuruyor. 1 Ekim'den bu yana devam eden süreci biz hala net olarak anlamış değiliz. Biz elbette Cumhurbaşkanı'ndan bu konuyla ilgili bir açıklama beklemekteyiz. Varsa kafalarında bir çözüm fikri, bu konuda bir yol haritası da beklemekteyiz. Türkiye'de akil bir sesin durun bir düşünelim demesine ihtiyaç var. Seyhan Hanım diyor ki bizi YouTube'da izliyor. Milliyetçi diye geçinen bir partinin öyle olduğunu söylüyor. Milliyetçi Hareket Partisi bir partinin başkan yardımcısının Arapça bir paylaşım yapması trajikomiktir diye yazmış. YouTube'da soru İmamoğlu ve Yavaş'la ilgili birazdan o haberler de gelecek. Neden abluka sorusu da X'teki bir soru ve bu abluka dağılacak da bu akşamki tabelamız. Tabii soranlarınız var yani nasıldır? Fotoğraflara baktığımızda İkisi arasındaki ahenk iyi. Yani neticede bir simbiyotik ilişkiden bahsediyoruz. O simbiyotik ilişkiyi de yani kim birileri söylemişti. Simbiyotik ilişki yani Bahçeli söylemişti. Evet doğru. Yani birbirlerinden faydalanan canlılar anlamına geliyor. Şimdi burada da ikisi arasında simbiyotik bir ilişki var. İkisi de birbirine muhtaç. Erdoğan da muhtaç. Bahçeli de muhtaç. Bence ilk tartışma konusu tabii maskenin arkasında neler olduğunu bilmem mümkün değil. O yüzün arkasında neler yaşandığı onu bilmek tabii ki mümkün değil ama ilk konu ya ben seni seçtirmek istiyorum. Bak önünü de açmak istiyorum. Anayasa değişikliği sen gel bunu yabana atma diye başlamış olabilirler. Ve bir saatin sonunda bugün veya yarın bir şeyler de öğreneceğiz.